değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Irkçılığı Kur'an reddeder mi? Elbette reddeder ve yasaklar. Çünkü mukaddes dinimiz tevhid, uhuvvet ve muhabbet bağlarını korunmasına son derece önem vermiş. Bunları zedeleyen her türlü fiil, hareket ve düşünceyi şiddetle yasaklamıştır. Bu hakikate binaen İslamiyet ırkçılığı kesinlikle reddetmiştir. İslam alimleri bu konu üzerinde hassasiyetle durmuşlar. Pek çok akli ve nakli delillerle ırkçılığın zararlarını en güzel bir şekilde ortaya koymuşlardır. Elbette bu hususta yapılan bütün tefsirleri, serdedilen bütün fikirleri dert etmek cevabımızın çerçevesini aşacaktır. Onun için biz bu konuyu Kur'an-ı Kerim'de, Yahudi bir ihtiyarın desiseleri ve tuzakları üzerine gençlerin arasında çıkarılmaya çalışılan bir oyun olmuş ve bu oyunu Peygamber Aleyhisselam sonuçlandırmış ve elhamdülillah boşa çıkarmış. İşte bu konuyla ilgili Alimran suresinin dört ayetini okuyarak bu ayetlerden çıkarılması gereken dersleri verme yeterli görüyoruz. 100-103. ayetler arasındaki ifadeler şöyledir. Birinci ayet. Ey iman edenler! Sizden evvel kendilerine kitap verilmiş olan bir fırkaya itaat ederseniz sizi imanınızdan çevirip kafir yaparlar. Çok önemli bir uyarı ve ikaz. İkinci ayet. Ve nasıl küfre dönersiniz ki üzerinize Allah Teala'nın ayetleri okunuyor ve aranızda da peygamber bulunuyor. Artık her kim Allah Teala'ya sığınırsa muhakkak sırat-ı müstakime çıkarılmış olur. Üçüncü ayet. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak lazımsa öylece korkun. Ve sizler ancak Müslüman olarak vefat ediniz. Dördüncü ayet. Ve hepiniz toplu olarak Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız ve birbirinizden ayrılmayınız. Allah Teala'nın üzerinizdeki nimetini hatırdan çıkarmayınız ki siz birbirinize düşman iken kalplerinizi birleştirdi de onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Ve siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken sizi ondan o kurtardı. İşte Allah size ayetlerini böylece apaçık bildiriyor ta ki doğru yola eresiniz. Şimdi bu ayetleri tahl edelim. Birinci ayeti kerimede açıklanan kişiler kendilerine kitap indirilmiş fırkadan maksat Yahudilerdir. Tabi buna bugünkü Hristiyanlar da katmak mümkündür. Bu ayeti kerimede Allahu Teala ırkçılık ve kavmiyetçilik davasını götmenin müminlerin imanlarını tehlikeye sokacağını ve neticede onları küfre düşürebileceğini açıkça ikaz etmektedir. Çünkü fıkıh usulünde bir kural vardır. Hitap has yani hususi özel olsa bile hüküm amdır yani geneldir. Dolayısıyla bu kurala göre bu hüküm kıyamete kadar bütün müminlere yapılmıştır ve bütün Müslümanları ilgilendirir. Hiçbir asırda Şahs bin Kals gibi Yahudiler eksik olmamış ve böyleleri durmadan İslam alemini parçalamaya çalışmışlardır. Bunun için e, bunun en açık ve en hazin misalini ne yazık ki Osmanlı Devleti'nin parçalanmasında görüyoruz. Yahudiler ve Avrupalılar İslam'ın İslam içtimai bünyesinde sürekli kanayan bir yara olarak kavmiyetçiliği, ırkçılığı tesis etmek için fiilen gayret göstermişler. Bu zihniyetin yaygınlaşması için de diplomat ve casuslarıyla, yazar ve edipleriyle, felsef ve papazlarıyla ciddi bir şekilde çalışmışlar ve 40'a yakın kavmin biri biriyle mezc olmasıyla 6 asır boyunca 3 kıtada adalet ve haşmetle hüküm süren o azametli Osmanlı devletini içten ırkçılığı körükleyerek çökertmişlerdir ne yazık ki. Şimdi ikinci ayet-i kerimede de müminlerin kendilerini Allah'ın ayetleri okunduğu ve aralarında peygamber bulunduğu halde kafirlere aldanmaları hayret ve teaccüp verici bir hadise olarak dikkatlere sunulmaktadır. Şimdi Kur'an-ı Azimüşşan ve onu tefs eden bütün hadisler ve belki binlerce cilt eserler bizleri bu noktada ikaz ve irşad ettiği halde bir takım hain ve münafıkların oyunlarına gelip ihtilafa düşersek ayeti kerimedeki hayret ve teacübe Allah korusun biz de masadak olmuş oluruz. Kur'an, hadis ve alimlerin eseri aramızda olduğu halde. Üçüncü ayet-i kerimede ise dikkat edilirse kavmiyetçik davası görenler için büyük bir tehdit ve uyarı söz konusu. Neden? Çünkü kavmiyetçilik hakkında nazir olan bu ayet-i kerimede Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gerekiyorsa öylece hakkıyla korkun ve sizler ancak Müslüman olarak vefat ediniz buyuruluyor. Demek ki bu işaret ediyor ki kavmiyetçiliğe İslam dininde yer yoktur. Böyle bir dava gütmek, insanın ebedi hayatını tehlikeye düşürebilir. Allah korusun Müslüman olmadan vefat edebilir. Hafazan Allah. Dördüncü ayet-i kerimede ise Cenab-ı Hak müminlere birlik ve beraber emretmekte ve onları tefrikadan, ayrılıktan yasaklamaktadır. Malumdur ki Cenab-ı emrettiği şey farz veya vacip, yasakladığı şey haram veya mekruhtur. Müslümanların Allah'ın ipine yani İslam'a, Kur'an'a topyekun sımsıkı sarılmaları vacip, tefrika ve ihtilafa düşmeleri ise haramdır. Bu ayeti kerimeye göre müminler şu veya bu kavmin etrafında değil, İslamiyet'te toplanmakla, ittihat ve uhvetin sebeplerini aralarında ihya etmekle ve yaşatmakla ve yaşamakla sorumludurlar, mükelleftirler. Bu Allah'ın bize bir emridir. Zaten Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve bereketi, lütuf ve ihsanı da cemaat üzerinedir. Bu onun ilahi ve fıtri bir kanunudur. Evet, zarar ve menfaatini bilen her insan yakinen ve kesin olarak anlar ki husur ve saadet ancak ittifak ve ittihattadır. Zillet ve perişanlık ise tefrika ve ayrılıktadır. Dünya ve ahirette saadet ve selametimiz bu Allah'ın fermanını topyekun uymak ve buna riayet etmekle mümkün olacaktır. Nasıl ki cazibe kanunu semadaki yıldızları bir merkez etrafında topladığı gibi aynen öyle de muhabbet, kuvvet, şefkat gibi manevi çekimler, cazibeler de fertleri, aileleri kavimleri, aşiretleri ve milletleri de inşallah bir araya getirerek içtimai birlik ve sosyal bütünlüğü temin edecektir. Birlik ve beraberliği temin ve tesis eden bu rabıtaları tek bir kabile ve kavme inhisar ettirmek bu nimetlere, bu insanlı ihsanlara karşı bir nankörlüktür, bir zulümdür. Öyleyse bütün bütün bu nimetler ve ihsanlar bütün Müslümanların kendi öz malıdır bir tek ırka bir tek millete vermek diğerlerine karşı bir zulüm ve haksızlık etmek anlamına gelebilir.